Şık olsun diye kürk giydirmişlerdi. Gerçek kürk değil tabii ki ama beyaz, böyle kocaman, havalı bir şey. Çocuklar ben arkada X bir dansı oynuyorum, arkada tansiyonum düşüyor. Sıcaktan kürkle dans edilir mi? Ben Beyoncé miyim? On yıl sonra diva olacaksın ve diyeceksin ki, <laughs> hayır ben beş buçukta sete gelmem kanka. Bunu unutma. <laughs> Herkese merhabalar ben Enis Sarıkan. Merhabalar ben Elin Kandemir. Ee, biz buraya sizi eğlendirmeye geldik. Şaka şaka. Ne, yaptı? ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Ben uyandım ve menajerim zorlu da çekim var dedi. Ben beyaz şova Okan Boyugan'a falan katılacak <laughs> Ve inanamıyorum elimize kart verdiler ve bizi ikimizi iki saf dediği buraya attılar. Birbirimize soru soracakmışız. Bari önceden söyleseler de soru hazırlasaydı. Kesinlikle ben hazırlıksız yakalandım. İbrahim Selim dendi bana. <laughs> <laughs> İbo'cuğum olsun zaten yırtmıştık ne yapıyorsun? <laughs> İyiyim vallahi ne yapayım oyunum var bugün <laughs> sizin benim, de galiba. Benim de 3 saat sonra sahneye çıkacağız bu arada Ay, İnşallah. yarın da 2 oyun ilk defa oynayacağız değil <laughs> evet. mi? Hem e, matine suarı <laughs> oynayacağız <gülüyor> nasıl olacak bilmiyorum pişe pişe oynayacağız. İyi misin? İyiyim bir tanem. Sen nasılsın? İyiyim bir tanem. Görüşmeyeli. Akşam seninle çok ağlayacağız. <laughs> evet, gene çok ağlayacağız. Ee, biz nasıl tanıştığımızı ilk başta anlatalım. Ee, audition yaptık evet, değil mi? Evet. İlk başta bana audition yapıldı. Ben hemen rolü aldım. <laughs> Her sonra... zamanki gibi. <laughs> <laughs> Klasik bir ilgidesiniz. <laughs> sonra işte kızımı arıyorduk ve Helin geldi. Biz seninden çok etkilendik gerçekten. <laughs> ve sonra zaten rolü hemen yönetmen Helin'e verdi. <laughs> evet. Sen ne hissettin? Ya çok güzel bir audition'da. İbrahim'i zaten tanıyordum biz. Daha önce çalışmıştık birlikte birkaç saniye başka bir iş için. Enis'le okuma yaptık değil mi? Tam bütün senaryonun evet. okumasını yaptık birlikte. Böyle bütün taşlar deliğine oturdu benim için ve çok etkilendim hatırlıyorum audition'dan. Bütün metni ilk defa senden duydum çünkü ve evet. tam olarak buydu yani. Zaten hayalimdeki de buydu. O yüzden dedim gibi sonrasında oldu. Çok da hızlı başladık provalara falan ama çok biricik bir süreçti yani hala öyle hatırlıyorum. Peki ilk tiyatro oyunun nasıl geçti? Ya geçiyor? evet ya ilk partnerim beni sarıkan gerçekten bu. <laughs> <laughs> ya inanılmaz ya bu çok uzun süredir beraberiz zaten ya artık hani her şey çok normal benim için ama arada insan ne kadar şanslı olduğunu atlıyor yani sahnede ne kadar tecrübeli insanlarla çalıştım... anlatan mesela seninle oynamak benim için o kadar konforlu ki bir an yalnız hissetmedim Gerçekten mesela hiç yani biliyorum ki bir şey benim için ters gitse karşı tarafta bir dağ var o yüzden çok rahatım çok güzel bir şey genç bir bir şey için. Dedim, yemin ederim şimdi hatırladım 23-24 yaşındaydım Murat Daltaban bana sahnedeyken ben biliyorsunuz öyle çok aklı çalışan biri değilimdir yani. <laughs> günlük hayatta değil mi? Ay ne zeki demezsin şimdi bana. <laughs> Murat Daltıman bana şey demişti. Sen benim hayatımda gördüğüm sahnedeki en zeki adam demişti. Kesinlikle. Çok... Ben inanamamıştım. Aa biri bana hayatımda ilk defa zeki dedi diye ve seninle oynarken onu fark ediyorum. O kadar zekisin ki <laughs> yani gerçekten böyle ilk deneyimin ve biliyorum ki mesela bir şeyi unutsam bir şeyde hata yapsam sen beni toparlarsın. Yani, <gülüyor> <gülüyor> öyle bir gücün var sahnede. Sen bana farkında mısın artık? Ya, bir tane teşekkür ederim. Biraz dir. farkında mısın gerçekten? Yani şeyden şunu farkındayım mı? aslında çok rahatladım sizinle. Tabii ki bu hani arkadaşlığımın da gelişmesinin bir konforu bana ama bir yandan da şey hani karşı tarafa aşırı güveniyor olmak beni rahatlatıyor mesela. Biliyorum ki ben patlasam sen oradasın. Hani onun evet. konforu da beni rahatlatıyor. Senden aldığım şeyin sana yansıması o tamamen evet. ve hani o gün atıyorum insanız yani ve sonuçta canlı bir meslek. Yapıyoruz. O gün daha düşük oluyoruz bazen. Düşük halimiz bile artık belli bir standartın üzerinde kalıyor mesela. Bu güvenle alakalı bir şey yani. Evet zorlandığın hiç oldu mu? Ben yapamayacağım dediğin zamanlar hiç oldu mu? Ya provanın sonlarına doğru oldu. <laughs> Çünkü gerçekten yönetmenimiz seni çok zorladı. Ben ben hayatımda senin kadar güçlü bir kız görmedim. <laughs> Hayır. Hani, ilk deneyim olduğu için yani yanlış anlamadım ama çok fazla hata yapıyordu. Vurga hatası yapıyordu. Bilmiyorum. Ve İbrahim Çiçek o kadar çok uğraşıyorduk çünkü sana aşık oldu. dedi bu <laughs> müthiş bir kız çok yetenekli ve en iyi olmak zorunda dedi. Ve bu hırsla birlikte seni o kadar yormaya başladı ki. Ve ben senin yerinde olsam senin yaşında şu anda da öyleyimdir. Ağlardım mesela. Her planı, <laughs> Ağlayan arkada böyle yapıyor diye ederim. <laughs> evet başka ne yapayım? Ha, orada mı hata yaptım? Tamam hemen düzeltiyorum peki. Bu, ya inanılmaz bir güç bu. Bu özgüven mi mesela? Bu ne? aslında şey gibi düşün. Ben İbrahim'le çalışırken gerçekten çok challenge biri bu arada. ya Hayatında çok. da belki ama oyuncu için ya her seferinde dahasını arayan ve asla ona sunduğunu... Yetinmeyen biri. <laughs> Daha fazlası vardır evet, sende gibi evet. ve bu kazı aslında oyuncuyu çok yoruyor ama ben mesela onun tarafından bir kere bile sevilmediğimi hissetmedim. Hiç. Sevgi hep alttan veriyor çünkü. Yani inanılmaz şeytan tüylü bir de ya onu aşırı aşık oluyorsun ona çalışırken. Evet. Şey gibi düşün. Hani bir seni bu kadar zorluyor nasıl olacak falan derken kendine ona aşırı aşık olmuş. Başka bile çalışamayacak gibi falan buldum ne ya. Yani. Sen öyle. tanıdığın çok için daha iyi hakimdin diline bir de. Sizin için prova daha kolay geçti aslında evet, değil mi? Evet yani bir de çok daha kolay geçti. Yani sizi <gülüyor> <Allah> <gülüyor> yani <aşkına>. anladın <laughs> mı? Ben sadece oturup böyle sizi izledim. ne zaman patlayacağınızı bekledim. Korkarak aslında. Yani bir de bir zaman sonra prova yaptıkça artık aile oluyorsun. Bütün sırlarını paylaşıyorsun. <laughs> evet. Bir de bizim şöyle bir derdimiz vardı. Helin babasını, bunları söylememde sıkıntı Tabii yok Tabii ki Babasını canım. çok yakın zamanda kaybetmişti. Ben babamı kaybetmiştim. Provalarımız o kadar ağlayarak geçiyordu ki. Mesela Helin bazı sahneleri o kadar dramatik oynuyordu ki. Biz provayı bitirmek zorunda kalıyorduk. Evet. Onları hatırlıyor. Hadi eminiz abi. Tamam devam <laughs> etmeyelim. Helin'i daha fazla yormayalım. Bu halde görmeyelim diyorduk. Sonra eve gittiğinde toparlayabiliyor muydun kendini? Yani. Yani hala her oyun yeni bir challenge. Hala her oyun kendi sürecimle ilgili bir şeyleri yeniden toparlamam için bana yardımcı oluyor. Finali çok uzun süre Enis'le çalışamadık mesela. <laughs> Çok Aa, uzun süre. Onu anlat evet. Biz finali hiç çalışmadık <laughs> evet. arkadaşlar. Çünkü final her çalıştığımızda ağlamaktan daha üçüncü replikte tıkanıyorduk ve olmuyordu değil mi? Olmuyordu oynayamıyorduk evet yani. oynayamıyorduk yani. Daha üç sayfa var ve üçüncü replikte çok ağlamaya başladığımız için o saniye akıtamıyorduk. Ve bu duyguyu harcamayalım oyunda görüşürüz, oyunda görüşürüz dedik. Aynen ve gerçekten öyle. son gün bir ezber provası aldık oyunda patlattık o sahneyi. İbrahim sahneye. de öyle istedi bu arada. Öyle İbrahim istedi. de bizimle mizansen de vermedi. yani Çok kaba taslak bir şey aynen. yaptık ve şu an oyunda buluyoruz aslında. Burayı böyle yapmalıyız. Burayı bence bence her oyun finalimiz farklı oluyor bu Peki arada. eve gittiğinde zorlanıyor muydun? O kafadan çıkabiliyor muydun? Ne hissediyordun? Yani ilk 10 oyun evet bir challenge'dı. Hatta ilk oyun ilk 10 oyun farklı oynamamın sebebi ben de kendi sürecimdeki farklı duyguları keşfediyordum ama neticede bir süre sonra şuna geliyorsun. Buna geldim. Bu belki sağlıklı bir şey değil. De, sen deneyimden daha iyi yönlendirirsin beni. Ama e, netice neticede burası bir Hmm, iş yeri ya bazı yerlerde insanlar buraya geliyorlar. Burada çalışıyorlar. Bundan para kazanıyorlar. Ya yani evet çok sanatsal, çok kalbi bir şey ama benim bazı stabillik sorumluluklarım var size rejisel hmm. anlamda. Dolayısıyla artık bu duygu benim kontrolüm altında. Mesela daha kontrolü okuyabiliyorum finale artık. Evet. Eskiden yapamıyordum. Can çekişiyor gibi oynuyordum yani. Şimdi daha bende. Bu konuda kendi sürecimde balinanın yeri yatsanmaz. O yüzden vücuduma çizdirdim zaten. Evet <laughs> <Aa, onu da gülüyor> ya, ya resmen. Birlikte. Elim Dövme gösteremeyebilir yaptım. ama ben de gösteremiyorum galiba. <laughs> o Ben niye gösteremiyorum? Helen. Helen bir dakika. Kimse yapmıyor. Aa burada. Tamam. Görebiliyor musun? Yakın çekimi. Teşekkürler. Ee, gittik hemen. Oyun sonrası balina dövmesi yaptırdık. Birbirimize evet, çok aşık oyuna olduk. Oyuna kendimizi kaptırmışız. Öyle çok... <laughs> Çok sevdiğimiz çok bir oyun olduğu için bir hatırası olsun size. Keşke bütün oyunlarımın dövmelerini yapsaydım. Gerçekten Öf, mi? Çok isterdim yani hepsini. Şimdi bile başlayabilirim aslında. 20 tane oyunda oynamışımdır. Hepsinden küçük küçük bir şeyler yaptım. Balina'da yapsaydım. farklı ne var? da farklı ne var biliyor musun? Ben bu, bu kadar dramatik bir işin içinde çok var olmamışım. Hı -hı. Yani tabii ki dramatik işlerde oynadım ama bu kadar kahredici yani bir buçuk saat boyunca ım, çok zorlayıcı bir şeydi. Ama çok da benlik bir şeydi aslında. Günlük hayatta o kadar kendini kapayan bir adamım ki hani biliyorsun Hı -hı. hep gülelim, evet, e, söyleyelim. Hani sahnede o bırakma hali bana çok iyi geliyor. Tamamen böyle pür pak seyircinin karşısındayım. Hiçbir şeyden utanmıyorum. Ah. Dünyanın en takıntılı insanıyım biliyorsun. Yani şu an senin saçını düzelterek bu çekiyorum. <laughs> evet, arkadaşım. gerçekten. Hani herkes güzel olsun, herkes mutlu olsun diye yaşarken... ...bu kadar mutsuz görünmek benim için çok farklı bir deneyim. Ama çok iyi geliyor. Kilo almak en utandığım şey... ...şu an 300 kilo Ay. seyircinin karşısındayım. Saçsız olmak en utandığım şey... ...peruğumu çıkarıp oynuyorum. Geçen oyunuma e, dans hocam geldi. Bu arada yakında Zorlu PSM'de şahane bir işe başlayacağım. Onun için dans dersleri falan alıyorum. <laughs> Neyse. Detayları sonra söylerim. Dans hocam oyuna geldi ve şey dedi oyunda kadar güzeldi işte. O kiloya inanamadım. Saçına inanamadım deyince. Ay, Peruğumu çıkarttım. Kimse inanamıyor dedim. Böyle yaptım. Peruğumu çıkarttım. <gülüyor> Onu, <gülüyor> ne peruğu? Alt, alttan çıkan kabağa inanamadık kızcağız falan. Yani, o kadar seyirci karşısında çığlık çıplak kalmak bana çok iyi geliyor. Benim bir taraflarımı iyileştiriyor bence. Peki senin içinden çıkmanı zorlaştırıyor mu? Mesela bir Buçuk saat bu böyle takılmak çıktığında Enis'i tekrar yakalaman nasıl? Ş Şunu hiç yapmak istemiyorum Elin ama çok acayip. Hani finalde senle selam verirken mesela ağlamak bana gerçekten... Hmm çok saçma ve ucuz geliyor. Yani Hı -hı. seyirci karşısında o halde olmak istemiyorum. Evet. Selam verirken tebessüm ama o duygudan çıkamıyorum. Yani hep ben de. hep hep böyle içim katılarak o, o selam veriyorum ve diyorum ki ne olur bu şey yapma. Yani sevmiyorum o Ay, halde görünmeyi. Ne gerek var artık çık Roden ve selamını ver diyorum ama hala o his devam ediyor bende sen Hı -hı. de de ediyor mu? Yani evet ben her <laughs> her seferinde kendimi şuraları şuralarım puslak yakalıyorum seyirci karşısında ama dediğim gibi yani neticede benim için ilk şey gelişmişti Enis ee, insan böyle bu konuda birbirimize benzediğimizi düşünüyorum metruk bir durumla karşılaştım bunu saklamak istiyor yani ee, babamın kaybı benim için böyle çok ilk başta şeydi üzerine konuşmayalım bunu çok Hı -hı. gerek yok oldu işte hayat böyle bir yer, falan böyle bir denklemdi ve bir anda bunu 800 kişi Karşısına atmak aslında beni hem utandırdı <laughs> hem de bana iyi geldi. Bu onun yokluğuna e, lokma dağıtmak gibi bir şey yani. Onun yokluğunu 800 Aa, kişinin abi, ayakta tabii. alkışlaması hayatta hiçbir şeye değişemeyeceğim bir şey ve İbrahim prova sürecinde ben motivasyonumu kaybettiğimde bana şey demişti. Hiç unutmuyorum o lafı. Hala not defterimde var. Bu büyülü tesadüf hayattaki her şeyden daha kıymetli senin için demişti. Bu laf bana bu oyunu setten 20 saat gelip çalışmış gel gelsem de oynatabilecek bir gücü sağlıyor mesela. Benzinim yani hala o laf benim. Kaç yaşında oldun şimdi? 19'um. Hala, 19. <laughs> <Yıllardır> on... <laughs> bir hala 19. ama yıllardır on. Bir yıldır birlikte hala 19 mu olsun? 19'um ya. Haziran ikisinde 20 Nasıl olacağım. Nasıl bu kadar küçükken bu kadar akıllı olabiliyorsun? Ben 19'da <laughs> Legoları birleştiremiyordum. Ay bir Nasıl tane. <laughs> bir tane gerçekten çok Garip bir zeka bu. Ben çok deneyimlisin galiba. Çok fazla e, iş yaptın. Hı hı. Onun da etkisi var. Rahatlığın oradan geliyor olabilir mesela. Kaç yaşında başladın? Çok küçük. Üç buçuk dörtüm aşkım. Üç buçuk dört. Ya artık oyuncu. Ne oynuyordun üç buçuk Kamera şakası. O ne <laughs> demek? Evet öyle başladı zaten. Annem tanıdığı tanıdı. Kamera şakası çekiyordu. Bana dediler ki elin çok tatlı. Biraz da kilo problemim vardı. Çünkü... <laughs> Allah Allah biz hiç olmadı <laughs> Bana da hiç olmadı <laughs> <da> Nereden çıktı? <laughs> bir küçük böyle kilo problemim vardı. O yüzden şey dediler ki çok tatlı. Hatıra kalır size. İleride izler gülersiniz falan. O zaman da çok çocuk oyuncu yok. Yani bir çocuğun oyunculuk yapması falan... Çok prestijli En iyi çocuk oyuncu laf dinleyendir gibi ...geliyor. Çok akıllı başına... ...çok uslu bir çocuktum bir de, sakindim. O kamera şakasından şansım açıldı. Çok devam ettim. O ara bir sürü dizide oynadım falan. Sonra ara verdim, seslendirme yaptım. Sana Aa. hatırlıyor musun? Anlatmıştım... ...dublaj yaptım diye. Evet doğru, söyle ee, bakayım bir daha. Böyle bir mikrofon yoktu o zaman... ...setlerde. Kendimizi seslendirmeye... ...gidiyorduk işte. Ha tamam. Aynen. Oradan devam ettim. Kamera arkasına geçtim. Çocuklar için set çok uygun bir yer değildi çünkü. Sonra işte kamera arkasından... ...11-12 gibi falan dedim ki ya ben de bir şeyler eksik yani. Bu yapbozun bir parçası tamamlanmış halde değil. Ben istedim ki bazısına gösteremediğimi bütün dünya görsün. Öyle bir motivasyonla başladım oyunculuğa. Ya iyi ki de başlamışım. Hayatta bin tane şey yaptım. Peki ne yapacaksın şimdi? Yani Valla tiyatrodan vazgeçebilecek misin? <laughs> Mümkün değil musun? bilmiyorum ya Herkes aynısını söylüyor bana Sanki tiyatro böyle nasıl bir şey biliyor musun? Kurçuk gibi Sen kafasına bir kere giriyor ve oradan bir daha gitmiyor Kesinlikle gibi Kesinlikle öyle Zaten şöyle yani vazgeçemeyen hiç va vazgeçemiyor Yani hayatı boyunca bir yerde tiyatronun olmasını istiyor her şey Hı -hı. Ee, Yaşıyor musun bunu mesela? Sen bir sürü alanda çok yetili bir adamsın Ben Hocam yapmazsam bunu... çok mutluyum Hı hı. Yani görevimi yerine getirmemiş gibi Oy. hissediyorum. Evet yani niye bu hayatta varım? Bunun için varım ve yapmazsam bir şey çok büyük eksik oluyor. O zaman boşa geçmiş bir yıl gibi oluyor. Çünkü o kadar doğru, o kadar güzel insanlarla çalıştım ki... ...yani bütün cahilliğimi atmama sebep oldu bu insan. O kadar gerçekten öyle. Her şeyi onlardan öğrendim. <laughs> bir de çok deneyimlisin artık. Sen de orada büyümüşsün gibi. Bana bazen mesela Şebnem'le Enis anılarını anlatıyorlar tiyatroda ve o kadar çok deneyiminiz var ki mesela çok hatıra kayıp var. ...kazanma var, yas var, acı var... ...deneyim var, tecrübe var. Ve buna yani, rağmen tiyatro o kadar çözülemeyen bir şey ki... ...mesela her oynadığımda... ...eve ettiğimde bu sahnede nasıl bu reaksiyonu alamadım? Evet. Aa, her zaman e, burada gülüyorlardı... ...bugün gülmediler deyip... ...üzerine düşünmekten <laughs> de, beynim yanıyor. Yani çok hastalıklı bir şey. Evet, bir gün biliyorsun mesela... ...seyirci öyle bir şeydir. Bir şey yanlış yaparsın sahnede... ...ve seyirci elinden kayar gider. Finalde o aynı alkışı duymazsın. Evet. Bir gün önceli bir gün sonra çok farklı. Bir gün sonrası yani onu bütün seyirci oyunu aynı tutabilmek çok zor bir şey bir gün ıı, Müjdat Gezen öyle bir şey söylemişti bana işte dedim hocam dedim ya hep yaptığım şaka artık tutmuyor niye tutmuyor bilmem dedim böyle yaptı çünkü artık şımardın ve dedi normalde olduğun yerde söylediğin şakayı artık böyle dağıtarak söylüyorsun ve o dedi şakanı Aa. bölüyor o demişti. Hiç unutmam mesela. Gerçekten öyle. Oynadıkça da bir şeyler bozulmaya başlıyor evet. ve pürüzleniyor. İşte ne o? Kılçık mı? Kılçıklanıyor mu yani? O neyse. Ve elinden kaymasına sebep oluyor. Onu işte stabil tutabilmek çok zor ve hayatım boyunca hep Öğreniyor olacaksın. Çok zor bir iş. Ama sen yoksan yoksan da varsın mesela. Sen o gün bazen konuşuyoruz ya... Ben bugün çok yokum dediğin Hı -hı. anda bile varsın mesela. Benim senin varlığın senin gözüne bakarak sahneye beni geri alabiliyor mesela. Eğer dikkatim daha evet bir seyirci bir şey yaptı düşürdü diyelim Ki koptum gittim. Artık toparlayamıyorum şu anda ve en kötü şunu yaparım diyorum. ...Enis'e bakarım. Ya. Bak gerçekten <laughs> en kötü oyuna sana bakarım yani oyuna diye düşündüm. Dediniz, evet. ha, bu ya, güzel ben de hırsından form. işte beni. <laughs> Ben gerçekten hayatta hırsız biri hediyenimdir kardeşim. Bir seyirciyi de elimden kaçıracağım diye ödüm kopar hep onu düşünüyorum. Allah kötü oynadım. Bu saniye hemen toparla ki oyuna tekrar git. Hani seyirci elinden gitmesin ya. Bu manyak bir kafa. Nasıl çıkacağım bu kafada? O kadar yorucu ki. <laughs> bazen böyle... Bugün böyle oldu. Bugün şöyle oldu deyip geç git evine istiyorum ama hiç olmuyor. Yani geçen ışıklar yanıp sönüyor bazen bozuluyor. Ekran Yanıp sönüyor. Ben burada oynarken şuradaki ekranın yanıp sönmesi benim bütün hayatım kadar. <laughs> mesela seyirciye dönüp şey demek istiyorum. Bir dakika bir kontrol kalemi alabilir miyim diye böyle her şeyi tahmin edip tekrar oynamak istiyorum. Çok zor bu kafayla oynamak. Evet. Ama hı. bir de şey merak ediyorum. Onu sana soracaktım buraya vesile oldu. Mesela sen sahneye yarım saat önce çıkıyorsun ya bizden. Hı hı. Ve yarım saat seyircinin gelişini, oturuşunu görüyorsun. Bu hissi hem merak ediyorum hem de bir problem olduğunu sen bundan haberin olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> <Mithi>. <gülüyor> Çok zor. Daha güzel bir soru olamaz. Ya. Hemen söylüyorum. Şimdi ben hmm... ...siyircinin bana çok güleceğini düşündüm ilk başta. Bu da çok dramatik bir oyun olduğu için beni önce sahneye oturtun ve seyirci o kel halime, kilolu halime alışsın dedim yönetmeni. Yönetmenimiz dedim bunu çok evet. mantıklı buldu. Ve saat 8'de kapılar açılmadan ben 300 kilomu alıyorum, oturuyorum kel kabak kafamla ve seyirciyi <laughs> bekliyorum. Şimdi bazen işte aksilikler olabiliyor, bir şey oluyor. Mesela oyun buçuk oluyor. Ben şu yan gözümde bir yerde saat var. Saate bakıyorum. Oyun başlamıyor. Şöyle yan gözümü perde arkasına bakıyorum. <laughs> Arkada herkes koşuşturuyor. Ha, bir felaket var yani belli ki orada. Ve bana kimse haber veremiyor tabii ki yani. Sahneye çıkıp o süre beni mahvediyor. Yani siz biliyorsunuz her şeyi. Bir problem var. Beş dakika geç başlayacak. On dakika geç başlayacak ama ben bilmediğim için. Evet. Çok geriliyorum orada. Mahvoluyorum. Çok ama yani. Şu anons gelsin de hani telefon kapayın. Oyunumuz başlıyor anonsuna kadar. Kalbim böyle atıyor Hı -hı. ama Hı -hı. şey o da beni çok oyuna sokuyor. Hı -hı. hani seyirci karşısında bir kalıyorum. Seyirci bana alışıyor. Ben seyirciye alışıyorum. Sonra oynaması Hı -hı daha kolay oluyor benim için aslında. Yani bence sizden daha şanslıyım. Gerçekten. Evet. Siz bir da giriyorsunuz. Giriyoruz evet. Yani... Bir de ben hepinizden sonra giriyorum. Bir enerjiye giriyorum mesela. O gün oyun iyiyse kötüyse anlıyorsun içeri girince. Bizi de... şey ha, panik. Estağfurullah. Bizi şey panik ediyor. Sana haber verememek. Evet. <laughs> Artık şöyle bir sistem geliştirdik. Tam Türk usulü. Diyelim ki bana pankart yazın dedim. Böyle pankartlarımız var. Hani felaket var. Bir on dakika bekle diye yazılar yazacaklar bana. Ben de arkadaşlarım bekleyeceğim yani İstanbul. Dün buz patini izliyordum evde. Buz patini de vücutları ısınsın diye bütün seyircinin karşısına işte altı tane kız çıkıyor, vücutlarını Heh. açıyor ve sonra teker teker şova çıkıyorlar. Tam Seni benim, benim yaptığım gibi. Hani böyle ne güzel o bütün stada alışıyorlar falan sonra kaymaya başlıyorlar. Bence ben sizden bir tık daha şanslıyım yani. Evet hazırlanmak için süren oluyor. Bizi ben bir kere şey hatırlıyorum. Oyun bir 15 dakika geç başlamak zorunda kaldı çünkü Hı -hı. E, ekranlarda bir problem oldu ve en iyisi haber veremiyoruz. Arka tarafta otururken şöyle bir ses duydum. Majlatın artık. <gülüyor> <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah, ha, Allah şöyle aşkına. Şöyle yaptım. Seyirci <laughs> burada olduğu için arkamı döndüm. <laughs> Belki buradaki mikrofonlarımdan duyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamaya başladım bu arada sinir krizi. Tabii ki geçiyorum krizi. Allah cezanızı versin. Başladın oluyordu. Başladın ne <dedim>. O Gene ondan da on dakika sonra başladı. Evet. Gene bana ulaşamıyorlar. Ve böyleleriz arkada duydum böyle yaptım. Özce en ağlıyor. <laughs> <Baştayım. gülüyor> ağlamak ne mesela? Ne ağlamak ne? Gerçekten çok garip birim. Ve normal hayatta hiç böyle şeylerim yok. Sahne dolunca kardeşim böyle böyle, böyle manyak çok Ama bu da Sevgan güzel mu? oynatıyor. İnşallah evet, öyle. Çok de. içli oynatıyor. Bundan sonra ne de oynamak istiyorsun? Nasıl bir şey? De. Aa sen de oynamak istiyorum. <laughs> Aa keşke. <laughs> keşke. Evet. Keşke. Ya oyunla ilgili, ya, tiyatro ile ilgili genel bir şey. Biz olur. tiyatro ile ilgili. Daha, biz daha 2-3 yıl inşallah burada oynarız. İnşallah. Sizle. Bekleriz heyecanla Ay Hı -hı. inşallah Ya i̇nşallah. şey benim için Sahne tozu yutmak Gerçekten çok Enteresan bir Büyüleyici bir deneyimdi Çok istediğim bir şeydi Hep şey dedim Allah'ım doğru zamanda olsun Ne olur benim ihtiyacım Olan zamanda olsun ve öyle de oldu gerçekten. Ben de bir boşluk oldu bir gün. Ben panik oldum. Ben şimdi bu boşluğu nasıl kapatırım Hı. diye. Sonra bir gün Balina geldi. Siz geldiniz. Oradan böyle ışıl ışıl bir şeyler girdi hayatıma. Şimdi artık tiyatronun bendeki yeri sadece sahneye çıktığımda lafımı verdim. Olamaz artık. Bu oyunla Hı. başladı çünkü hikayesi. Evet. Ya ben bunu vücudumda taşıyorum. Daha derin. Benim ilk ben bu. Yani evet, daha derin hiçbir şey olamaz. Beni de dövmeyeceği kendisi götürdü. Bacaksın. <laughs> aldı beni <böyle> Taksim'de bulmuş <laughs> evet. bir dömece. Ben buldum ayarladın. Gel dedin. Balina'mızı yaptırdık. Bilmiyorum. çok çok yaptır ki harika bir şey yapıyoruz ya, ya müthiş bir fikir bence falan öyle, diye. Ya bence gerçekten öyle. evet. Ya bundan sonrası için de dedim gibi bir, buradan çok zor bu arada tekrar bir şey yapmak. Hı -hı. Çünkü çok kalbi bir yerden başladım. Bunun altı mesela beni tatmin etmez duygusal olarak. Yani inşallah hep hayatım boyunca böyle mutlu olacağım, iyi ortamlarda yaparsa o kadar önemli öyle ki. Mi? Yani o insanı çok mutlu ediyor gerçekten Hı -hı. sevdiğin arkadaşlarınla yapmak. Hepsi, evet. hepsiyle bir hayat paylaşıyorsun. Yıllarını geçiriyorsun. <laughs> evet gerçekten. Yani bir de bizde tiyatroda gerçekten her şey çok açık konuşulur. Bütün dertler anlatılır. Bir şeyleri çözmeye çabalarız hep birlikte. Doğal olarak kardeş olunur bir zaman sonra. O yüzden hep böyle Tatlı yuvalarda ol inşallah. İnşallah. Bir ara sana bakınca gözüm doluyordu. Oyundan artık o kadar adapte olmuşum ki. Yani bana bak, sana bakmak enis gibi değildi yani bir süre sonra. Birbirimizi çok da arkasını topladık. O güzel bir süreçti ve tiyatro şey çok kompleks ve çok duygusal. Set gibi değil. Yani sette 60 kişiye yayılan evet. bir enerji. Burada 5 kişiydik provalarda ve evet. beşimiz arasında bir bir duygu çıktı kavga da ettik tartıştık güldük eğlendik ağladık sarıldık falan deneyim 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 bir baktım beş tane insan hayatımın tam ortasında ve hani hiçbir şeye değişmem öyle bir his yani o yüzden iki balina var dedim bundan sonraki yolculuğuna da çok heyecanlıyım daha sizin de öğrenecek yani sen de öğrenecek çok şey var daha sonu yok Hayır, ben de öyle. ve şey yani biraz utanarak girdim ben konservatuar bir oyuncu değilim başka bir meslek yapıyorum aslında okuduğum alanla ve hani e, bunun çok hayal eden konservatuar... bir sürü kadın var aslında bir sürü insan var var, bir sürü adam var. Böyle hani bu tarz bir şansa nail olmak, buna, bunun altından kalkabilmek de zordu hmm. yani as, aslında. Hala her gün layık olmaya çalışarak bu şansa sahneye çıkıyorum yani. Ben, o kadar açık bir enerjim var ki ben <laughs> konservatuar sınavlarına girerken e, böyle biz girdikten sonra alt dönemlere kimler alınacak bilmem ne tabii ha. havalı havalı biz birinci sınıfız giderdik o bahçeye ve şöyle yapardık bak 500 kişi dururdu bu gelecek bu gelecek bu kazanacak, bu ...o kadar belli ki yani... ...bu yetenekli anlayacağım bir şey değil... ...o bir enerji hı hı. ve bence... ...hiçbirimiz 17 yaşında o hocaların karşısına... ...çıktığınızda ay ne yetenekli demiyorlar... Hı hı. ...bakıyorlar ne kadar güzel bir enerji... ...sahneye ne kadar yakışıyor... Bu çocuk sahnede olmalı biz bunu ne yapar eder güzel oyuncu yaparız diyorlar bence. Sana da baktığında tam bir ışık topu. Ay ya seni öyle. çok sevdim. O yüzden hep sahnede ol. Ben de seni çok seviyorum. İnşallah bilim başka sorunum kalmadı. Yani Benim de yok sonuçta, ne yapacağız kaç dakika oldu. Sonuçta ol? yok bizden de ancak bu kadar yani şey tam ben final yapıyordum artık herhalde birbirimize soru soramayız diye el ele bile tutuştuk ama bizi çok beğendiler o yüzden bir 10, 10 dakika, dakika, daha <laughs> dediler sizi mi kıracağız be diyorum yarın ilk defa matine suali evet. oynuyoruz ben ben ne yapacağım bence ben, oynayabilecek miyim ki. bence hiç iki oyun ben. oynayabilecek miyim bence kesin oynayacaksın Kesin Ama hem de. birin, biri, bir, bir, birin <laughs> ikisinde de yormuyorum <diye> ya. <laughs> o nida. <laughs> Arkadaşlar bir buçuk saat boyunca o kostümün içinde bakırsız yemin ederim. Yani çıkarıp Canım böyle benim. sıksan işte o ne? Su gibi çıkıyor bu arada ben şahidim sıktığı yani. sıktığı çamaşır evet. gibi böyle Terliyor, su akıyor. Su gibi. Sonra mesela o kostümü nasıl kurutacağız içini? Sonra ben bir saat dinleneceğim. Bütün o makyajlar tekrar mı? Duşa mı gireceğim? Yani sistem ne olacak hiç bilmiyorum bir tık korkuyorum. Hı hı. Bir tık. Ama ikinci oyunlar hep çok iyi geçer biliyor musun? Yarın inanılmaz Gerçekten bir deney. Oh, ben ilk yani, defa matine matinesi var hayatımda yaşıyorum. Seyir, seyirciler <laughs> çok özür diliyorum ama. ya Saat üç, üç oyunu böyle biraz tatlı geçer, yolunda geçer. Ama sonrası var ya üst üste iki oyun Allah. Gerçekten mi? Çok merak ediyorum. Yarın ederim. akşam gelenler. <laughs> ne oldu bu tehlikeli mi? <laughs> Orada bir şeyler oluyor mu? <laughs> <laughs> ee, yani akşam gelenler çok şanslı. Gerçekten yani. mi? Ya çok, çok heyecanlı. Şanslı. Evet bir sen çok, çok yorulacaksın. Çok ağladığımız yani. için kardeşim ya yani ağzımız gözümüz hep şişiyor. Evet. Yani iki tur bunu yapmak inanılmaz bir deneyim. Ve o kostümü ilk giydiğinde yaşadığını hatırlıyor musun? <laughs> Ağlamıştım gene. <gerçekten>. Evet. <laughs> ben niye durup durup ağlıyorum? <laughs> Ne yani, garip bir Şeydi yani mesela ben de o gün bir de sahneye geç girdim. Yani bir şey düştü önüme böyle. Ama o kadar zorlanıyor ki kostümü. Gerçekten hiç kolay bir şey değil. Yani onun Bilmiyorum, için de Genel prova neydi? Genel provadan bir önce ilk sahnede senin kostüm giydiğin prova. Arkadaşlar ben bir ağlamaya başladım. Ben bununla oynayamam. Ben üç yıl bunu nasıl giyineceğim? <laughs> <yapmam. gülüyor> Gene başladım. Of, abartılı tepkilerime. Öyle. Ve ya, garip bir şekilde alıştım. Sen anlat pardon. İnan Estağfurullah ya, inanılmaz ya. Seni öyle görmek demek Sen panik geç girdin ne oldu benim geç... suratım gel ben ağlıyor ben ağlıyor mu ağlıyor tamam hmm. mı be hani suçlu çok suçlu hissediyorum çünkü artık onu şöyle gibi geliyor ya onu 3 saniye bekletme korkunç bir şey yani onu o kostümle bekletme herkes her şeyi çok iyi yapma paniğine kapıldı <laughs> arkada herkes böyle henüz kostüm gibi bütün ekip anksiyete geçiriyor böyle herkes ya, evet. giymiş sanki kostümü gibi nefes çok alamıyor çok nefes alamadı evet, düşündük. düşündüm ya, yani, o kadar güzel ben de öyle düşündüm ki, tabii yani... ki beni bilirsin <laughs> <laughs> ben zaten hemen nefes ...kasılamamaya başladım. Ve kostümcümüz söyledi dedi... ...İnes'cim o kadar rahat edeceksin ki... ...inanamayacaksın. <laughs> Üzerinde tüy gibi bir şey dedi. Ben giydiğimde yani tövbe estağfurullah... ...burayı bipliğin... ...gibi bir şey oldum yani. <laughs> mümkün değil ağlamamam. Hemen ağlamaya başladım zaten. Giyindim ve ağlamaya başladım. Ne yapacağım diye. Ve gerçekten o kadar hafif bir şeymiş ki. <laughs> niye hala ablacığımın <laughs> günahını almışım. Gerçekten. Evet terletiyor ama yani... Hiçbir şey. Ama o kadar ben, iyi yönettin ki. Ben burada, hiç hissetmedim. Ben burada Alice oynadım. İlk hmm. sezon bana şık olsun diye kürk giydirmişlerdi. Yani gerçek kürk değil tabii ki. Ama beyaz böyle kocaman havalı bir şey. Çocuka ben arkada X bir dansı oynuyorum. Arkada tansiyonum düşüyor. <laughs> Sıcaktan kökle dans edilir mi? Ben Beyoncé miyim anladın mı? Gebeliyorum. Neyse sonra onun incesini sunisi daha da sunisi bir şey buldular böyle. Onunla birlikte dört yıl oynayabildim. Hayatım kurtuldu. Bu üzerine bana çok ağır geldi <laughs> ya anladın mı? Belli ki kaderim işte balina tavşan oynamak ve hep üzerine. Bir şeyler giymek zorundayım. O beni mahvetti, kahretti ama alıştım bir türlü. Ha, yani Arkada yelpazeliyoruz seni zaten. Ha arkada terimi siliyor? <laughs> İni, i̇niyor, Enis sahneden çıkıyor işte, yürüteçle beraber. Ben özce aynı anda suyu açıyoruz. Arkada böyle bir şey timi var yani. Seni <laughs> serinletme. <ekimi. gülüyor> hani, Seninle. Bir anda herkes yelpazelemeye başlıyor. Seninle böyle yapıyorum. Hazır mısın? Nasılsın? Yüksek gir. Tamam. Yüksek oyun... gir. <laughs> oyun biraz düşük bak. Yüksek. İlk replini çok yüksek gireceksin Tamam gir bakayım diyorum. <laughs> tamam böyle gir diyorum. Bak, berbat berbat yani. <laughs> Çok, çok korkuturum da bakma beni idare ediyorsun. İşte tamam ben sahneye geçiyorum yüksek yüksek gel tamam, da, da, tamam. <laughs> diyor aç Kulağında kulaklık tamam diyor. Çok belayım ve ya. Ve ilk lafımı şöyle veriyorum paniklen yüksek girme infosu bende var. Kaç kilosun? <gülüyor> <gülüyor> Kaç çok kilosun? iyi oynadın mı Oyunumuzu <laughs> biraz anlatalım aslında. Evet. Hiç anlatmadık. Oyunumuz e, yıllarca kızını görmeyen bir baba var. var. E, ve yıllar sonra böyle biraz e, kilodan dolayı ölüme yakınlaşıyor ve son günlerini kızıyla geçirmek istiyor ve kızıyla ilk karşılaşmasında tabii 20 yıl sonra çok sert bir kız çocuğuyla karşılaşıyor <laughs> ve diyor ki para karşılığında benimle son günlerimi geçirir misin diyor aslında Hı. ve kız da bunu kabul ediyor Hı. ve bir zaman sonra garip bir şekilde bu ilişki aşka dönüşüyor evet. ama çok kısa bir süreleri var. E, o aşk da mahvediyor ikisini galiba, değil mi? Doğru mu? Yani anlattım? aslında kalanı mahvediyor gibi geliyor bana hep kalanı mı? Kalanı mahvediyor. Çünkü sonuçta Bence Charlie aslında e, mesafesini ve meselesini tamamlıyor. Yani onun hayattaki tek eksiği kızı ve o tamamlanıyor onun için belki ama geride böyle ağzına bir parmak bal çalınmış ve sana artık bal yok denilmiş genç bir kadın kalıyor gibi geliyor bana hep. Katlar buluyor musun? Çok. Babayı. Çok özür dilerim. Çok. Ben de. Öyle İnanılmaz benziyor. bencil buluyorum hep. Belki bunu söylemek doğru değildir. Tam emin değilim ama şey gibi geliyor bana. Yani çocuğu ihtimaller zincirine atıp Bırakmak, ikinci defa terk etmek gibi geliyor. Bunu konuşmuştuk seninle provada. Tekrar bırakmak. Çünkü ha. hastaneye git diyorum. Bütün bir oyun boyunca. İyileşmesi gerekirken evet, aslında evet. değil mi? Hayatı Çünkü, tutunmak yerine. Evet. Kızı için bir şeyler yapması gerekirken sadece vedalaşmayı seçiyor. Ne büyük bir güçsüzlük. Bazen kendi babalarımızda da işte bunu çok sorguluyorum. ...o kadar erken yaşta kaybettik gibi geliyor. Yani. İkimiz de 19 yaşında kaybettik. Bu da inanılmaz bir tesadüf bu arada. Yani Aynen. inanılmaz bence. İnanılmaz evet. gerçekten. Şey bu baba figürü inanılmaz bir şey. daha o yani çok büyük bir isimmiş baba. Ben kaybettiğimde dedim ki ...Allah'ım ben şimdi ne yapacağım?" Ki yap, o daha yıkıldı arkamdaki. Yani Hı -hı. yapayalnız... yalnız evet annem var, ablam var ama sen de bunun bin katını de büyük ihtimal. O yüzden bu oyun Beni çok yaralıyor ve artık hayatımdaki her şeye çok dikkat ediyorum biliyor musun? Hı hı. Yani yeğenimle olan ilişkime, annemle olan ilişkime, ablamla hiçbir şey eksik bırakmamak gerekiyor. Hı hı. Yani o neyse onu dolu dolu yaşamak gerekiyor ki... Iı... Kimse arkamızdan konuşmasın ya da biz kimsenin evet, arkasından gerçekten. konuşmayalım. Eksik kalmayalım, yalnız kalmayalım. Bu yalnızlık çünkü gerçekten baş edemediğimiz bir duygu. Hı hı. Çok yalnızız garip bir şekilde. Evet, gerçekten. Her şeyimiz Hep ne varsa hep, hep çok yalnızız. Her yani. şeyimiz var mesela. Şurada bile ya hiçbir şeyimiz olması şu oyundaki beş kişi birbirine sarılıyorsa aslında o yalnızlık yoktur, olmamalıdır. Ama yine de içimizde bitmeyen bir yalnızlık var nedense. Yani ve bunu iyileştirmek çok zor. Şey Top oldu soğuk. mu mesela sende? Güçlü durma paniği. Bende oldu. Şey gibi düşün hani... ...DNA'sını ve varlığını taşıyan tek kişi olduğun için... ...sana böyle bir onu temsil etme ihtiyacı... ...ben bir anda bir duvara döndüm Aha, mesela. Mesela senin karşı. en büyük şansın şu oldu... ...sen... Hep işi gücü olan evet, bir çocuktun. Anladın mı? Ben bir de o, o dönemde konservatuara yeni başlamıştım. Ay. Hemen hayatı kat, katılmam lazım ve para kazanmam lazım bilmem. O beni kahrediyordu. Yani güçlü durmak istiyordum ama duramıyordum bir Hı -hı. türlü. Okumam lazım, çalışmam lazım. Onu, O denge beni mahvediyordu. Yani bir türlü güçlü durmaya çalışıp hep duramıyordum. Ya Beni o zorluyordu. Senin en büyük şansın o. Evet gerçekten. gerçekten. Sen çok ne no, maşallah ama şanslı bir çocuksun. Bir Çok işten bir işe. bir işe saniyesine geçebiliyorsun. Çok şükür. Yani <laughs> biz öyle değildik yavrum. Bizi geliyor <laughs> Bir yani de başka. bizim dönemimizde iş yoktu. <gülüyor> bir <gülüyor> Dıman, arka sokaklar <gülüyor> vardı. <laughs> bir de süper baba yani. O <laughs> <laughs> şaka şaka bizim dönemimizde çok vardı da bana az geliyordu çok beğeni geliyordu <laughs> <tane herhalde>. <laughs> son işin nasıl <de> <laughs> o kadar mutluyum ki yani oyunla Onun hakkında hiç konuşuyor musun biliniyor mu işi? biliniyor şey biliniyor tabi çok detaylara girmem uygun değil ama şey söyleyebilirim ya yani oyunla birlikte çalışmak çok enteresan bir deneyimdi iki farklı karakter çok yoruldum bu arada, bu arada nasıl çalıştığını anlatır mısın bakın e, yarın saat 3'te oyunumuz var akşam 8.30'da oyunumuz var sabah çekimi var Sabahın beşinde kalkacak büyük ihtimal gene kaçta kalkacak? Beş buçuk kayıt. <laughs> beş falan kalkacak. Kayıt ne demek? Kayıt. beş buçukta kayıt olamaz bir sette. Gün sahnesi çekiyoruz. Mesela vallahi. ne olacak biliyor musun? On yıl sonra diva olacaksın ve diyeceksin ki. İş Hayır ben beş buçukta sete gelmem. <gülüyor> kanka <gülüyor> bunu unutma. ben kesin giderim biliyor musun? Gel. Sen bana bak hemen gidersin. Ben kesin giderim aynı. Söyle bakın, bakayım beş buçuk. Dört buçukta beş, mı kalkıyorsun? Dört, 5 gibi uyanıyorum. Hemen hızlıca hazırlanıyorum. Sete gidiyorum çalışıyorum. Bana şey demişti İbrahim. Ben çok çalışacağım ne yapayım falan dediğimde. Dedi ki, e, o bir kas Selin. Yani oyunculuk dediği şey bir çeşit bir refleks ve kas sende. Şimdi uyumuşlayacak ve sıkılaşacak. Dolayısıyla daha iyi oynayacaksın. İkisinde de. Yani sürekli aktif olduğu, sürekli çark döndüğü için bir süre sonra bu sana iyi gelecek. Bunu fırsata çevir demişti. Evet öyle oldu. Fiziksel sınırımı çok zorladım. Sürekli hastalık geçiriyordum çok, çok çalışırken. Anladım, Aynen yani. ama ne Neticede... Bu arada ilk defa sesi iyi. Sesi asla iyileşmiyor evet ya. Şey Çünkü her sabah dört buçukta uyanan küçük bir kız çocuğunun sesi nasıl iyileşir? <laughs> <Yani> onun <laughs> evde sırtı kaşınıp uyuması gerekiyor. Uyuması gerekiyor. Bir şey yani. Ya Aşkım şey iyi hep geliyordu çalışıyor. bana. Yani hala öyle biliyor musun? Neticede bazen böyle ekibe bakıyorum, size bakıyorum falan. Ben çok şanslı bir küçük bir kız çocuğuyum aslında. Ya. Ben sevdiği işi yapan, 20 evet. yaşındayım ve İstanbul'da hala insanlar ne yapmak istediğimi arıyor. Ben bulmuşum bir de değer görmüşüm. Yani biraz şükür bilmek gerekiyor diye bakıyorum bu meseleye. Tabii ki tatil yapacağım. Gençim şimdi çalışmayacağım ne zaman çalışacağım ya? Yani. Peki setin nasıl? Muhteşem bir set. O kadar mutluyum ki. Ya insanlar çok tatlı, çok kibarlar. İşe çok inanıyorum, çok güveniyorum. Balina ile sürecim de çok güzel ilerledi dijital onların. dijital kanalı değil mi? Dijital platform aynen Netflix Hı. üzerinden ve şeyim böyle e, gerçekten doğru yerde olduğumu çok hissetmeyin Beni çok desteklediler. Mesela sette uyuyakalıyorum uyanıyorum 5 kişinin montu üstümde. Her gelen bir şey örtmüş. Böyle inanılmaz bana abilik, ablalık da yaptılar. Gönlüm çok razı ayrılıyorum. Haftaya Ceva bitiriyorum. Güzel ki, o Oy, teşekkür ederim. Ya sette büyüdüm ben bir de yani. Orada hala da büyüyorum. Ergenliğimi de gördü bu insanlar. Benim çocukluğumu da. Evet. Şimdi yetişkin bir kadın oluyorum. Daha olmadım bile. Büyüyorum hala. Ve hepsine tanık oldum. Sen hala ergen misin? Ben hala kadınlar kaça kadar? 24'e kadar ergenlikte ben ergenim. Şey, ben de ergenim Ben, ben de ergenim o bütün hatalarımı ergenlikteyim ben ya falan diye <laughs> şey da, yapıyorum da, yani. <laughs> ben 20 bile 20 olacağım. 20'lerin Keşke ergen olsam ne kadar şanslısın. Ben ergenlik de senin ergen bir kızın var. <laughs> evet çok şükür gibi bir kızım var. Of çok isterdim. Allah herkes senin gibi bir kızla <laughs> evet dinimize döndük. Ee, evet ne yapacağız daha ne konuşalım? ben çok konuştum. Artık. Daha canımızı mı alacaksınız? solist <laughs> hmm. <As> Solis metap gibi hissediyorum kendimi şu an. <laughs> Ha? Yerliyim biraz çok. Son bir soru soracağım. Gerçekten hiç sen. var mı? Oo çok maalesef. Ne, ne mesela söyle bakayım. Ama hangi Bak, konuyla babanı ilgili? Babana benzemişsin söyle kızım. <laughs> hangi konuyla ilgili? Ha, güzellik olabilir ne bileyim yetenek olabilir. Kız, ne bileyim kıskanç mısındır mesela? İlişkide mi, şeyde mi, hayatımda mı? Hayatım. Hayatımda hiç değilim. Tamam. Hatta şey gibi, hiç hırsı da değilim. Bu mesela artı bir şey gibi geliyor bana hep. Ben kendimle bile yarışmam. Ama bugün işimi daha çok seveyim, zaten daha iyi yaparım gibi. Zaten hissetmişsindir Aynen. provalarda da. Öyle iyi yapma, iyi olma, en iyisi olma paniğim yok Hı -hı. üzerimde. Ya ama şeyi severim yani hani. Bazı dinamiklerimin bana özel kalmasını <laughs> severim yani. Ne demek lan? Öyle ha? sahipleniciyim mesela. Şimdi başka bir kızı çok seversen bunu kıskanabilirim yani. Ya? <laughs> <laughs> Yazarım zaten hemen. Ama yavrum ben de yaşlanıyorum. <laughs> Belli ki artık kız çocuğu babası çok oynayacağım ha. Nasıl <gülüyor> yani? <gülüyor> bana bunun bilgisi verilmedi. <laughs> <laughs> hayır hayır. İnşallah hep sen denk gelirsin. Ben story atarım. Hak ettiysem eyvallah be. Senden, ben senden yürürüm. Çok teşekkür ederim. Bir tanem ederim ya. Adam. Sen peki? Kıskanç mısın? Ben hiç kıskanç değilim. Yani ben hep bunu söylüyorum, çok yerde söyledim. Bize küçükken annem kıskançlığın kötülük olduğunu öğretti. Ne saçma yani. o da anneme de kızıyor. İşte dedi o dedi kötülük barındırır dedi. Kimse kıskanmayın. Sizin de olur, çalışın sizin de olur dedi. Öyle bir kafa hani, o bir fesatlık getirir evet, diye öyle. düşündü. Ben de o yüzden yani içimde böyle kıskançlık böyle Fira verdiği anda aman tövbe estağfurullah arkamı, <laughs> arkamı <laughs> dönerim. O yüzden kıskanç biri olamadım yani zorla <laughs> oldurulamadım. Ama şey ıı, takıntılıyım biliyorsun çok takıntılıyım. <laughs> ben mesela şimdi şurada ben mesela şunu izliyoruz ya menajerimle oturuyoruz izliyoruz. Bir, bir beş dakika sonra kendimi hiç tahammül edemiyorum. Çok sıkılıyor mu diyorum şunu kapa ay şunu emin. diyorum sesine tükürdü mü çocuğu falan diyor. Ve sen izlemesi o kadar keyifli birisi ederim. Bak ben ederim. bu seyirci gibi bir yerden sonra. Mesela sen otur beş dakika hatıralarını anlat ben böyle dinlerim bak. Ya ne güzel. Evet. Seyirci de, de öyle diyor. evet, yani, yani. inanılmaz. Yani. Daha, çok daha, izleksin. Daha biraz daha yaşlanmam lazım kendime. Ay, 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 Az kaldı sabredin Sizi seviyoruz <laughs> bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz Önce kızımı çok seviyorum siz ya seviyorum. ben de önce babamı çok seviyorum. Sonra sizi çok seviyorum. <laughs> İnşallah keyif almışsınızdır. Sizi kocaman öpüyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Nisan oyunu, Mayıs oyunu, Haziran oyunu. Hepsinin biletleri yakında çıkacak. Nisan bitti bile kusura bakmayın. Hızlı tükeniyoruz. <laughs> Diğerlerine bekliyoruz. Sizi seviyoruz. Bay bay.